merhaba arkadaşlar bu videoda daha önceden bilgisayarımızı kurmuş olduğumuz metamaskı e, telefonumuza e, eşleştirmeyi göstereceğim aynı şekilde e, binance smart chain cüzdanı açıp metamaskla e, daha önceki videolarımızda e, eşleşme yapmıştık e, buradaki coinleri bilgisayarda görebiliyorduk ancak e, telefonda görmek içinse e, şimdi metamaskı telefonu yükledik şimdi de gösteriyorum arkadaşlar metamaskı telefonumuza e, marketlerden indirdikten sonra bu ekran karşımıza çıkıyor. Ee, eşleşme yapmak için bilgisayardaki MetaMask'a ortadaki sanch with MetaMask Extension" ortadakine basmamız gerekiyor. Sonra e, şimdi bilgisayara geçiyoruz. Bilgisayardaki MetaMask'ı açtık. Sağ üst köşede bir resim işareti var. Logo işareti yani. Onu tıklıyoruz. Sonra e, onu en altta ayarlar kısm var. Ayarlara tıkladıktan sonra ikinci seçenek olan advanced yani advanced olarak yazılıyor. Ona tıklıyoruz. Sonra e, gene karşımıza ikinci seçenek olarak Scan with Mobile. Scan with Mobile çıkıyor. Ona tıklıyoruz. Sonra bizden e, şey istiyor yani MetaMask'a girerken ki kullandığımız şifreyi istiyor. O şifreyi girdikten sonra sonraki diyoruz ve bilgisayarda karşımıza QR kodu çıkıyor. Scan bit mobile yani telefonla eşleştirme kodu çıkıyor. Ondan sonra telefondaki şu ikinci seçenek olan scan'ı tıkladıktan sonra bilgisayardaki QR kodunu okutuyoruz. Evet. Face ID etkin olsun mu diyor? Etkinleşsin mi diyor? Yani yüz tanıma durumu. Evet dedim onu ben. Şimdi evet, wallet imported dan diyoruz en alttaki dana basıyoruz ve e, bilgisayarımdaki e, MetaMask artık telefonumdaki MetaMask'la da eşleşmiş oldu. Ondan sonra e, sol üst köşede ki işaret tıkladıktan sonra burada account diyor account kısmına tıkladığımızda burada e, mesela account bir e, tabii ki onlar normal klasik olarak açtığımız e, Metamask cüzdanları. Oralarda tabii ki alım satım yapabiliriz. Onun haricinde üçüncü seçenek olan, olan Binance Smart Chain cüzdanımız. Bu da gözüküyor. Daha önceden Binance Smart Chain cüzdanımızdaki coinlerimizi e, bu cüzdanı Metamask ile eşleştirmiştik. Bu sayede e, Swap gibi sitelerden de PancakeSwap haricinde alım satım yapabiliyorduk. E, şimdi artık telefonumuzda da var. Binance Smart Chain'i şimdi tıkladığımızda da e, burada da belirliyor arkadaşlar. E, burada direkt gene e, coinler karşımıza çıkmıyor. Onları burada e, yani Binance Smart Chain'de olan coinlerimizi görebilmek için Add Tokens'ı tıkladıktan sonra üstteki ben daha önceki videolarımda göstermiştim bunu. Yani e, Swap eğitim serimizin 3 videosunda izlemişseniz e, bunları biliyorsunuzdur. Bu dördüncü videomuz oluyor token adresi yani sözleşme adresini yani o coin'in buraya yapıştırıyoruz token sembolünü ve token sayısını yani ikincisi token'in artık kısaltılmış şekli üçüncüsü de token ondalık sayısı bu üçünü yazdığımızda yazdığımızda alt token dediğimizde binance smart chain cüzdanındaki coin ve o coin'de ne kadar para varsa direkt zaten cüzdan da görünmeye başlıyor buna tek tek buradan eklemek gerekiyor token adresi token sembolü token price diğer eğitim serimdeki swap eğitim serimdeki videoları izlersiniz bunu zaten kolaylıkla yapabilirsiniz Ondan sonra burada coinler görünmeye başlıyor görünmeye başladıktan sonra buradan e, al sat işlemleri yapabiliriz şu an e, coin daha eklemediğim için sadece ethereum gözüküyor burada buradan gönderme yapabiliyoruz o çeşitli adreslere. Eğer ki işte e, sıvaptan e, koyunları coin'leri çekmekte sıkıntı çekiyorsak veya işte Binance Smart Chain cüzdanından çekmekte sıkıntı çekiyorsak buraya ekledikten sonra buradan e, çekim işlemi yapabiliriz arkadaşlar. Bu sorunu yaşayanların e, yaşayan arkadaşlarımız olmuş. Bazıları bu, bu yolu denediğinde çözdüğünü söylediler. Bunu da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Telefonda da aynı şekilde e, normal bilgisayarda kullandığımız gibi kullanabiliyoruz. Binyo Smart Chain cüzdanı telefonda kullanılmıyor. Ancak MetaMask kullanılıyor. E, telefonda ben kullanmak istiyorum cüzdanımı diyenler için de e, iyi bir yöntem bu. Genel olarak zaten e, cüzdan oluşturmak için Create New Account en üstteki tıklıyoruz. Import an Account burası ise e, bir cüzdanımızın case string yani özel anahtarına girdiğimizde buradan direkt cüzdanı import edip bağlanabiliyor. Onun haricinde e, gösterebilecek gösterebilecek olduğum önceki videolardan zaten biliyorsunuz de ayarlar kısmı var. Burada mesela Binance Smart Chain Binance Smart Chain cüzdanını biz e, Metamask'a bağlamıştık. Bu kodları kullanmıştık. Bunları girdiğimizde Binance Smart Chain cüzdanımızda bağlanıyordu. Et Network deyip yine buradan e, yeni bir bağlantıda kurabiliriz. Onun haricinde şurada Advanced kısmına tıkladığımızda da burada mesela Reset Account diyor. Yani hesabı sil. Yani hesabı sıfırla. Burada bazı ayarlar var. Reset işte şifre değiştirmek için otomatik kilitleme seçeneği var. Face ID yüz tanıma aktif olsun mu? Show private key yani özel anahtarı göster. Yani show private key for binary smart chain. Binary smart chain şu özel anahtarı. Özel anahtarla biz e, MetaMask bağlantı kurmuştuk. Bilgisayardan kurmuştuk bunu. Aynı şekilde gördüğünüz gibi e, telefonda da eşleşmiş oluyor. Onun haricinde işte cookie temizle işte tarayıcı tarihini temizliği gibi özellikler var burada. Bu ayarlar hep İngilizce arkadaşlar. Kontakt kısım var. Bu şekilde arkadaşlar pankek Pancake Swap e, onun haricinde Jules Swap ve benzer e, Swap siteleriyle sistemleriyle Oralardaki, oralardaki var olan coinler bildiğiniz gibi işte Metamask'tan, Binance Smart Chain'den alabiliyorduk. Bu da e, Swap eğitim serimizin dördüncü videosuydu. E, i̇lk üç videomu izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Bu dördüncü eğitim videomuz oldu. E, videomu beğendiyseniz çok sevinirim destek olmuş olursunuz. Onun haricinde kanalıma abone değilsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Video altındaki zile basarsanız videolarından anlık haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.